Evet, şu anda ormanın derinliklerindeyiz. Ormanın baya baya içinde. Yosun tutmuş bir duvar. Bu duvar, bu duvarın içinde bundan 1000 yıl önce yapılan su kaynağı var arkadaşlar. Su bendi var. Duvar hep yosun tutmuş. Normalde buralara girmek yasak. Evet. Karşıda bir domuz gördüm sanki. Değilmiş, kütükmüş. İnsanoğlunun buraya girmesi yasak arkadaşlar. İlk defa sizler için ben delik görüntüleyeceğim. Birazdan içine gireceğiz. Şu engeli aşıp gireceğiz. Seni giremedim, dentin içine girdik. Çok büyük sınırları aşıp geldik. Buralara gözüm tutmuş gerçekten. Bu dente girmek yasak. Ayak basmamış. Yani yıllar mı var? Dente girdiğimiz birazdan çık. Oraya gidelim. Sen bir çek bakayım. Evet, sen bir kamerama çok iyi. Birazdan içini çekeceğiz. Tamam kameraman, gel bakayım. Aşılmaz denilen bentin içine girdik. Ne kadar eski oldu zaten duvarlarındaki yosunlardan belli oluyor. Şu anda yerin normal zeminin altında bir yer burası. Burada nehir suları, yağmurdan gelen sular buradan birikiyor. Ve burada İstanbul'a gidiyor arkadaşlar, şehir merkezine. Ormanda biriken tüm sular bu havuzda toplanıyor. Güzel bir şekilde. Bunu ta 700-800 yıl önce yapmışlar yani. Şimdiki mimarlar saçma sapan şeyler yapıyorlar ama şöyle gösterelim. Ormandaki bütün doğal kaynakların suları burada toplanıyor. Bakın, ormandan gelen su şu delhizden geliyor. Ve şuradan havuza atıyor. Bu havuzda yer altındaki çeşitli kanallar sayesinde İstanbul'a doğru yol alıyor. Ve bunu dediğim gibi yaklaşık 708 yıl önce yapılmış. İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak için ve hala kullanılıyor yani. Hala faydalanılıyor. Yenisi yapılmamış ama yapılsa da eminim hemen bozulurdu. Çok güzel bir yer. İstanbul'da su sahada sarmıştayız. Burası Kirazlıbent. Kirazlıbent Pelgar Otomotu ve Yıldız Dağları'nda olan suların toplandığı yer. Bak biz aslında onlara bir şey yapamazsın. Böyle kamera bakıyorsun. Orada gideceğiz. Şuradan bu hafıza toplanıyor. Bu hafıza toplanıyor. Yer altı denizlerinde Sultanahmet tarafındaki su bilmiyor. Bunu İstanbul'un İmparatorluğu'nun Bostan ne zaman yaptı? 1150 yıl yaptı arkadaşlar. 1150 yıl. Yani yani işte 1000 yıl yıl sanırım. Yaşam 1000 yıl. Zaten bu da çok fazla bir şey. Şöyle bir patronumuz olarak bir şey yapıyor. Bizans İmparatoru Konstantin tarafından yapılan yaklaşık 1200 yıllık benteyiz. Kirazlıbent. Tabi orijinal ismi Kirazlıbent değil. Biz şimdi Kirazlıbent diyoruz. Orijinal ismi arkadaşlar size öder, siz bulun. Söylemeyeceğim. Belgrad Ormanı'ndaki ve Yıldız Dağları'ndaki bütün biriken su buraya gelip bente atıyor.
Evet, Kirazlı Bend'in tepeden görünüşü, Roma İmparatoru Konstantin'in orman içinde insanların ulaşamayacağı kuytu bir yere yaptığı meşhur Kirazlı Bend. 1200 yıl önce yapılmış meşhur bir bend. Zaten dıştan baktığınızda göremezsiniz. Yosunlarla o kadar kaplanmış ki insan burada bir bend olduğunu bilmesi zor. Gerçekten çok güzel yapı orman içinde. Yazın düşünün burayı yemyeşil. Hala bile duvarlar yosunla yemyeşil durumda. Gel buraya. İnsanlar gelmeyince tabi buraya. Ben de ismini veren Bent'teyiz. Şu kitabede Osmanlı Devleti zamanında yazılı arkadaşlar. Çünkü daha önce Bizans tarafından yapıldı. Osmanlı dönemi, 2. Mahmut döneminde burası restoran gibi arkadaşlar. 2. Mahmut'un kitabesi zaten. Mermerden yapılmış. Orada Bent'in ağacı yazıyor. Buradaki su arkadaşlar, şöyle çekelim bakalım. Kitabesi. Evet. Burada şöyle bir göster bakayım. Buradaki su toplanıp burada Sazlıdere Sazlıdere Barajı'na gidiyor arkadaşlar. Ali Beyköy Barajı'na gidiyor. Pardon, Ali Beyköy Barajı'ndan Haliç'e gidiyor. Ve İstanbul'u besleyen kaynak su. Yağmurlar çok yağdığı için şu anda en üst safhada. Şurada zaten tahliye bulmuşlar. Eğer o tahliye olmasa şu anda belki aşağı geçer. En üstünde de yağmurlar çok olduğu için, kar çok yağdığı için şu anda Doluluk Ormanı en üstünde oluyor. Şu Kirazlı Bent'teyiz arkadaşlar. Şu anda Kirazlı Bent'i gösteriyoruz. Şu tahliye vanası açık şu anda arkadaşlar. Çünkü Kirazlı Bent bu sene yağan yağmurlardan ve kardan dolayı maksimum seviyede gerçekten çok iyi yağmur yağdı bu sene ve baraj tıka basa dolu. Şurada 2. Mahmut zamanında yapılmış kitabe var arkadaşlar. Bizanslılar zamanında yapılmış burası ve 2. Mahmut zamanında onarılmış. İstanbul'un su ihtiyacını burası karşılıyor. Buradan biliyorsunuz Ali Beyköy Barajı'na gidiyor. Belgrad Ormanı'ndaki biriken sular oradan Haliç üzerinden İstanbul'a gidiyor ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan meşhur bend, Kirazlı Bend burası arkadaşlar. Belgrad ormanlarının içinde çok güzel bir yer. Bu sene tabii sular çok olduğu için çok bereketli geçti. Evet arkadaşlar, şu anda Bent'i tahliye yerindeyiz. Şu anda tıka basa dolu olduğu için şundan tahliye ediyor. Şöyle Bent'i göstereyim. Bu duvarların arkasında şu anda büyük bir su köşesi var. Yükselek yağmurlar sayesinde tahliye borusu açılmış. Su İstanbul'a gidecek için ona gidiyor arkadaşlar. Ormanın derinliği de çok güzel bir yer. Kirazlı Bend.